Garbage'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Cem. Bugün Devasa Yapılar serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Daha önce 3. bölümde size Hogwarts'ı göstermiştim ve sizden gelen oylar sonucunda Hogwarts tam olarak 4.5 puan aldı. Normalden biraz düşük herhalde bugüne kadar ki. Zaten 3 bölüm çektik ama en düşük puan Hogwarts. Bugün arkadaşlar internette fotoğraflarını gördüm ancak benim henüz gezmediğim bir haritayı gezeceğiz. Yine bir şehir, Londra, 1666 yılının Londra'sı. Biliyor musunuz bilmiyorum ama 1666 yılında Londra'da çok büyük bir yangın oldu. Bu yangından hemen öncesine böyle tarihi bir aslında eğitim haritası. Bunun linki de açıklamada olacak. Şimdi 1666 yangınından önceki Londra'yı gezeceğiz hep beraber. Bizi böyle bir yerde başlatıyor. Burası sanırsam bir gemi. Bu arada çok büyük bu harita gerçekten. Yani şurada zaten haritayı da koymuş. Bunu nasıl koymuş açıkçası anlamadım ama burada zaten çok büyük bir şehir olduğu belli. Tamam, biz buradan çıkalım. Şuradan mı çıkıyoruz? Evet, sanırsam oradan çıkıyoruz da ben bir yukarı bakmak istiyorum. Bu arada kreatif moddayız ve inanılmaz kasıyor arkadaşlar. Ayarları falan düşürüp shader'ı kapattığımda yine çok fazla kasıyordu. Açık söyleyeyim. O yüzden sanırsam haritayla alakalı bir şey olsa gerek ve çok büyük olduğundan şey yapabilir. Olduğundan kelli falan. Konuşamadım yine. Boş verin. Neyse. Bottan dışarı, yani gemiden dışarı yolunuzu bulun diyor. Bu dediğim gibi bir eğitim haritası. Sanırsam okulda derslerde falan mı kullanılıyor bilmiyorum. Tarih derslerinde falan aslında kullanılıyor bazı ülkelerde biliyorsunuz. Aynı şekilde geometride falan da kullanıldığını duymuştum. Green arrows on the maps. Biraz önceki haritada yeşil yeşil oklar vardı biliyorsunuz. Onlar neyi gösteriyormuş? Gizli itemleri gösteriyormuş. Tabii bizim üstümüzde herhangi bir item var mı? Ha, biz zaten creative moddayız ya. Neyse tamam, gerek yok abi. Biz sonuçta adventure tarzı oynamayacağız. Buradan nasıl çıkmamız gerekiyor açıkçası onu merak ediyorum. Yukarıda falan bir şeyler var. Şehri keşfedin falan filan diyordur. Buradan çıkış var mı? Şurada merdiven gibi bir şey gördüm. Bu arada şöyle bir iksir basmışlar bize. Jump boost var, saturation var. Bir de hız şeyi falan veriyor. Kontrole bastığımızda. Evet, burası gemi. Abi. Kitlendim. Minecraft'ta gördüğüm en güzel şey. Net. Çok kasıyor. Niye kasıyor abi? Oğlum çok tüylerim ürperdi lan. Oha, adamlar gerçekten yapmışlar. Lan bu arada gerçekten ben burayı görmedim. Gerçekten burayı görmedim. Bottan dışarı çıkmamıştım. Yani şu açıdan falan görmedim. İndirdiğiniz yerde zaten göreceksiniz. Oraya screenshotları falan koymuşlar da. Şu açıya bakar mısınız? Arkadaşlar. Sadece ben mi bu kadar etkileniyorum bilmiyorum. Oğlum çok hoşuma gitti lan. Gemiler falan efsane olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş ya. Şu açı var ya beni bitirdi. Ben yani böyle... Ne bileyim, Sherlock Holmes'un falan da çok hayranıyım. Yani o devirin dünyasını açıkçası çok seviyorum. Gerçi 1666 bayağı da eski bir tarih ancak gerçekten harika. Gerçekten harika. Bir şey diyemiyorum ya. Dur bakalım şimdi. Ben bir şokumu atlatayım. Biz hangi gemiden çıktık abi? Ben şu şoku üstümden atlatayım. Açıkçası Hogwarts falan bu kadar etkilemedi beni. Tabi şu an dış görüntüyle her şeyi açıkçası. Of. Direkt 5'i yapıştırdım şu an ama Hogwarts'ta da aynı şey oldu biliyorsunuz ve içi bomboştu. Bakalım bunun içi nasıl? Çok merak ediyorum şu an. Şimdi buradan çıktık abi. Şu gemiden çıktık. Bu arada kasıyor arkadaşlar. Tabii ki kasıyor. Yapacak hiçbir şeyimiz yok bunun için. Burada farklı farklı gemilerimiz var. Ben şimdi şehrin şu tarafına gitmek istiyorum. Burası bizim gemimizse abi. Burada bir iskele falan gibi bir şey olması lazım. Aynen. Bak burada zaten buradan çıkmamız gerekiyormuş bizim. Biz direkt uçtuk ama... Londra diyor, September 1666, yani Eylül, şehri keşfedin diyor. 12 tane ses kaydını bulun diyor, PlayStation 4'te olduğu gibi. Tamam. Yani ateşi, Londra'nın, buna büyük Londra yangını diyorlar. Londra'nın bu yangınla neyin sebep olduğunu bulun diyor. Bu bakımdan eğitimsel bir şey olsa gerek. Tabii ki bunu oynamak da vardı ancak böyle kasa kasa biraz zor oynayacağız. Burada bize bir harita verdi ya, merak ettim.
Bakalım. Evet. Evet, evet, evet. Çok güzel. Burada gizli gizli itemler varmış. Şuradaki gizli, merak ettiniz mi? Açıkçası ben çok merak ettim bu gizli itemler ne. Ancak isterseniz ne bileyim daha sonra falan oynayabiliriz bunu ya. Böyle daha kasmayacak bir sistemim olursa bir gün. Belki o zaman oynayabiliriz, ancak böyle kasa kasa seriyi yapamayız. Şimdi abi buradan çıktık. Benim burada bakmak istediğim şimdi birkaç şey var. Binaların içi öncelikle. Mesela şöyle bir bina var. Ben elime bir de torch almak istiyorum. Torch değil abi, torch. Evet. Bu mu abi, gerçek, şaka mısın? Kıracağım ya bildiğin. Şu an üzüldüm. Şu an üzüldüm. Bütün binalar böyleyse gerçekten beni çok kaybedecek. Harbiden çok kaybedecek beni. Şaka mısın abi? O kadar yapmışsın. İçini de yapsaydınız evlerin falan ya. Onu da biz yapalım artık ya. Yok, kapalı. Anladığım kadarıyla böyle küçük önemsiz yerleri kapatmışlar. Ancak hemen puan kırmayalım. Hemen puan kırmayalım. Sonuçta şöyle bir şey var. Şimdi adamlara da hak vermek lazım. Şehir sanırsam bayağı bir gidiyor. Evet, şehir bayağı bir gidiyor ve birebir modellendiği falan yazıyordu. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Onun için zaman makinesine binip Londra'ya gitmek gerekecek. Yine saçmalıyorum. Sabahın 5'i falan saat şu an. Ben uyumadım yine. Neyse arkadaşlar, şimdi. Şunu diyordum. Şehir bayağı büyük olduğu için bayağı harbiden öküz gibi gidiyor bu. Biraz hak verebiliriz. Ancak şimdi asıl önemli nokta. Mesela burada bir tane katedral gibi bir şey var. Bu katedrale ben gitmek istiyorum. Eğer bunun da içi boşsa, yani önemli bir bina gibi duruyor gördüğünüz üzere. Big Ben falan nerededir, onları da bulmak lazım tabii ama. Mesela bunun içi boşsa bu bir sıkıntı. Bu katedralin içi de mi boş abi? Bu yine sanırsam dış mimari olayı gibi. En azından yo, boş değil lan. Yo, bildiğin dolu dolu. Tamam tamam, biz camı kırdık girdik de. Evet evet evet, tamam, dolu. Ve içini de fena yapmamışlar. Bayağı güzel yapmışlar hatta. Helal olsun. Güzel, tamam. Buradan çıkabiliriz. Başka böyle önemli binalara bakmak istiyorum abi. Evet, şurası. Şuraya gidelim hemen. Yüksek gördüğümüz her yere gideceğiz. Buradaki mesela yine bir bakayım da abi. Sanırsam bu küçük evlerin içi falan yapılmamış ya. Hani bundan biraz puan kırdım diyordum ki. Neyse ki ya, çok fazla ev var gerçekten. Neyse ki şu büyük binaların içi tam yapılmış. Sanırsam, yanılmıyorsam. Hayır bak, burası falan da şey abi, niye buralar kapalı? Burayı açsak mesela ne çıkacak içinden? İçi bomboş. Yok abi, şaka mısınız ya? Madem yaptınız, içini falan da yapın. Yani gerçi zor bir şey oğlum, bu kadar şehri karar veremedim ya. Karar veremedim. Mesela şuraya gidelim hemen. Evet 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 evet. Buraya gidelim. Hemen renderla, renderla, renderlaman bitsin. Buraya gitmemiştik diyor. Oğlum yalnız çok güzel görünüyor lan. Harbiden çok güzel görünüyor. Ben şok oldum bildiğin. Burayı gezmek de bayağı bir 3-4 saat sürer zaten. Yalnız bunun içine de mi girilmiyor? Sanırsam bak, buraya da siyah siyah şeyler mi koymuşlar? Evet. Buraya da girilmiyor. Kuleye falan çıkılıyor mu? Şimdi birazdan düşüncemi söyleyeceğim. Ben sanırsam biraz haksızlık yaptım. Bu nedir? Made mostly of dried reeds was commonly used to make rooms in medieval times, but because of several large fires it was banned in the city of London. Aa, böyle anlatıyor. 66, most houses had roofs covered in tiles or slates. Oo oğlum, çok güzel ses kaydı yapmışlar. Bilgi veriyor bayağı bildiğin. İngiliz bir abimize seslendirmişler. Zamanında böyle oldu, şöyle oldu falan filan diye. Çok güzel, çok hoşuma gitti. İnanılmaz güzel ya. Ne bileyim, millet yurt dışında, İngiltere'de bak bunu böyle kullanıyor eğitim vereceğim diye. Bizimkiler hala yasaklamanın peşindeler ama hadi bakalım. Neyse, herhalde o Minecraft'ın yasaklanma muhabbeti geçti. Şimdi biz oradan gelmiştik, bu tarafa doğru gidiyorduk. Ben biraz şu şehrin ucuna gitmek istiyorum arkadaşlar. Bu şehirde kaybolabiliriz lan. Burası neresi böyle? Burası bataklık gibi bir yer mi? Evet. Sanırsam böyle çamurlu yollar. Ya inanılmaz güzel ya. Şimdi ben biraz haksızlık yaptım. İçi niye yapılmamış falan filan da. Abi şunu yaptıktan sonra kimse neden içini yapmadın demesin ya. Baksana hala gidiyor. Biraz renderlasın arkadaşlar. Biraz daha renderlasın. Bunun sonu var mı? Herhalde vardır sonu da. Böyle gidecek değil. Burada böyle değişik değişik binalar var. Vay. Buradan sonra bitiyor mu?
Burada bir tane sur çekmiş buraya. Bunlar ne abi? Aa, bunlar ne lan böyle? Değişik değişik iç içe geçmiş şeyler. İlginç. Boş görünmesin diye mi böyle yapmışlar, anlamadım ki. Ya da tamamlanmamış falan da olabilir, emin değilim. Ha, buradan sonra bitiyor zaten, tamam. Şehir inanılmaz büyük. Onu gördük biraz önce. Şehrin ara sokakları falan, binalar falan filan, her şey harika. Gördüğünüz üzere. Ben bir de şimdi şu şeye gidelim abi. Şeye geri gitmek istiyorum. Bir dakika, bunun içine falan da girilmiyordur büyük ihtimalle. Burası biraz önce geldiğimiz yer değil değil mi? Yok, hayır. Hayır, hayır değil. Şimdi şeye gitmek istiyorum. Bu geminin olduğu yere gidip şehrin öbür tarafına da bakmak istiyorum. Baya bak 10 dakika oldu lan. Devasa yapılar serisinde 10 dakika çok zor çıkar ama. Abi harika ya. İnanılmaz güzel ya. Dediğim oydu zaten. Hani bütün bu şehri yapmış herifler, şimdi haksızlık yapmayalım. Niye binaların içini yapmadınız falan diye. Tek tek hepsini biraz da akıcı oldu oyun nedense. Hepsini dekor etmek, bütün binaları, inanılmaz zor olsa gerek. O yüzden haksızlık yapmayacağım. Burada böyle bir yer var lan. Buraya geldik mi biz? Dur, şuranın bir camını kırıp girelim içeri. Abi en azından Hogwarts'taki gibi bomboş değil. Yine kat çıkmış herifler ya. Güzel güzel. Benim çok hoşuma gitti. Evet, şeye geldik sanırsam. Bir dakika lan, buraya giriliyor mu? Düş aşağı. Burada hızlı hızlı gidiyoruz. Bu da güzel olmuş. Biz uça uça gidiyorduk ama hızlı hızlı gitmek de güzel. Tamam. Şimdi bir bakalım abi. Harika ya. Harbiden harika. Bu tarafta ne var? Bu taraf boş mu? Evet. Bu taraf boş mu? Şehrin bu tarafı değil. Şehir o tarafa doğru gidiyor. Tamam, güzel. Biraz farklı farklı yerlere bakalım. Biraz şu tarafa doğru gidelim. Şöyle gidelim mesela. Oğlum bunu yapmak ne kadar zaman almış olabilir ki? Bunu ben falan yapamam. Böyle bir ekip falan da toplanmaz. Bu muhteşem bir şey kesinlikle. Program yardımı olmadan tek tek elleriyle mi yapıyorlar? Tabii plugin falan kullanıyorlardır ama çok zor bir şey ya. Baksana ayrıntıya bak. Abi ayrıntıya bak. Şunu koymuş herif. Bunu düşünmüş yani buraya koymayı. Harika. Abi çok güzel, bunları nasıl... Ya herifler gerçekten yapmış ya. Ben bir şey diyemiyorum, harbiden bir şey diyemiyorum. Yangından önceki şey. Sonra işte bu 1666'da şehrin ortasında bir yangın başlıyor. 5 Eylül'de miydi? Kaçtaydı? Tarihini tam hatırlamıyorum. Biraz önce de yazıyordu gerçi orada da. Orada sadece Eylül yazıyor olabilir. 5 Eylül'de sanırsam öyle bir yangın başlıyor. Bütün şehre yayılıyor falan böyle. Baya kötü bir durum tabii. O zaman için yangın baya sıkıntılı bir durum. Böyle itfaiye falan filan yok. Öyle düşünün. Bir şey yandı mı geri dönüşü yok. Şimdi bu tarafa doğru nasıl gidiyor? Ondan sonra falan yeniden inşa ediyorlar herhalde. Ediyorlar tabii ki de. Ne kadar sürede ediyorlar onu bilmiyorum açıkçası. Gidin araştırın abi, onu da ben anlatmayayım ya. Oğlum yol bitsin diye ben konuşup konuşup durdum da yol bitmiyor. Buralarda binalar bir garipleşti. Biraz önce suru mu geçtik biz? Evet, suru geçmişiz. Bir dakika. Bir noktadan sonra evet. Bak bazı sınırlar var. Orayı geçtikten sonra binalar saçmalıyor. Buralarda normal abi evler falan. Nereye geçtik biz? Bir yeri geçtikten sonra saçmaladı, onu fark ettim de. Bak buralarda sıkıntı yok. Bunlar normal. Detaylar yine muhteşem. Yollar falan muhteşem. Yolları bile düşünerek yapmışlar. Tekstürler falan farklı. Ben size bunun linkini koyacağım arkadaşlar. Mutlaka gidip indirin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Minecraft'ta böyle bir yapı. Muazzam. Bak bu sütunları falan çekmişler. Hiç haksızlık yapmayacağım. Muhteşem. Gidelim biraz şuraya bakalım. Oha. Oğlum bunlar ne lan? Oha, olaya bak. Lan çok güzel ya.
yukarısı falan. Geçişler, meçişler, sütunlar, her şey tamam. Her şey yolunda. Burada fışkiyemiz var. Bizim şehre de yapalım bunu. Bak bu güzelmiş. Basit yapımı da basit. Böyle bir şey yapabiliriz. Neyse arkadaşlar, lafı daha fazla uzatmayacağım. Gördünüz. Şu an anket çıktı. Londra'ya kaç puan veriyorsunuz? 5 üzerinden puanlıyorsunuz biliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar bu puanların ortalaması alınıyor. Ben bir sonraki videoda ortalamayı söyleyeceğim. 10 yapı sonra şeyi yapacağız. Birinciyi çıkaracağız ortaya. Kim birinci olacak? Ben size Londra'yı şöyle bir yukarıdan... Oh, of! Abi harika! Harika! Gerçekten şöyle bir göstereyim. Bu tam renderlanmadı tabii ki ama... 1666 Londra'sına kaç puan veriyorsunuz? Ankete katılmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve Garbarius'a abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.